Herkese merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de elektrik hareket ilişkisi nasıl? Tonguç. Efendim hocam. Evladım elektrikle hareketin nasıl bir ilişkisi olabilir ki? Hocam eğer bir kızdan elektrik alırsam ben hemen harekete geçiyorum ve telefon numarası. Ya ser. evladım aklım fikrin orada. Evladım bak elektrik hareket, hareket ilişkisini anlaşmak, anlamak için şunu düşünmelisin. Mıknatısı biliyor musun Tonguç? Mıknatıslar e, demire yaklaştırılırsa ne olur evladım? Böyle demir hareket eder değil mi? Evet hocam. Bak e, şöyle bir iki mıknatısı Tonguç. Eğer ben e, bir demir tele yaklaşsam ne olur? Demir tel hareket eder gibi olur, değil mi Tonguç? Evet. Şöyle düşüneceğiz Tonguç'um. Bak elektrik verdiğimiz bir şey bak. Ele, burada bir pil var, değil mi? Buradan elektrik akımı çıkar ve bunun etrafına dolaşır. Bu elektrik verdiğimiz zımbırtı bu şekilde akımı döndürüyor ya Tonguç'um. Akımın etkisinden dolayı ne oluşacaktı? Bir manyetik alan oluşacaktı. Hani böyle sağ elimize buluyorduk. Elektrik denilen bir şey vardı ya hani. Elektromıkatıs da sağ elimizde e, manyetik alanın yönünü buluyorduk. Şimdi dolayısıyla bu manyetik özellik kazanacak. Elektromıkatıs özelliği kazanacak. Bu elektromıkatıs özelliği bu mıkatıs, bu mıkatıs, bu mıkatıs mıkasa birbirine mi Tonguç? İterler hocam. İterlerse bu böyle dedi gibi dönmez mi Tonguç? Döner. Çünkü bundan kaçar, bundan kaçar, bundan kaçar, bundan Dolayısıyla bu mıkatıs bu tel hareket etmeye başlar. İşte elektrik ve hareket ilişkisi bu şekilde çalışıyor. Yani elektrik verdiğimiz bir tel aslında bir mıknatıs özelliği kazanıyor. Sen etrafına mıknatıslar koyunca bu hareket etmeye başlıyor. Böyle böyle dönmeye başlıyor. Tamam mı tamam. Tomuş? Fırıl fırıl dönmeye başlıyor. Fırıldak. Şimdi bu fırıl fırıl dönmenin etkisini biz en güzel nerede görüyoruz biliyor musun? Elektrik motorlarında görüyoruz. Tomuş oncak araban oldum evladım. Hocam oldu tabii ki. Oyuncak arabaların elektrik motorları vardır. Sen ona pil takarsın. Bu pil ne yapar? Elektrik motorunu döndürür ve arabanın neyi döner evladım? Motoru döner. Motoru döner, Lastikleri döner Lastik. ve hareket eder. Aynı onun gibi evlerdeki vantilatörler var ya Tonguç. Evet hocam. Aslında aynı onun gibi çalışıyor. Elektrik motoru var vantilatörün arkasında. Böyle bir sarılmış bir bir tane demir çubuk var Tonguç. Bunun etrafına binlerce böyle bakır tel sarılmıştır bir sürü bakır tel sarılmıştır. Bu bakır tele sen elektrik verdiğin zaman bu da mıknatısın etrafındadır. Bak buralar N ve burası S kutbu. Bu mıknatısın etrafında sen elektrik verdiğin zaman bu e, mıknatıs gibi olacak ya. Evet. Bu mıknatıs bu mıknatıslardan kaçacak. Kaçmak için ne yapacak? Fırıldak gibi dönecek. Fırıldak gibi dönecek ve sen bu sayede ne olacaksın? Oh ferah. Oh be diyeceksin. Ferahladım diyeceksin. Demek ki esasında bütün iş mıknatısta. Evladım elektrik motorları o zaman elektriğin mıknatıslarla ilişkisiyle çalışıyor. Tamam mı Tomuş? Tamam. Bak nerelerde kullanılıyor elektrik motorları biliyor musun? Bu, bu şeyde vantilatörlerde. Vantilatörlerde mi? kullanılıyor. Ondan sonra araba camlarında kullanılıyor. Mesela arabaların camları açılırken ne oluyor? Zzzt, aşağı Aa, iniyor yukarı çıkıyor. Bu elektrik motorları kullanılıyor. Hatta yeni bir araba var Tesla diye. Elektrik motoruyla çalışıyor. Arabanın şeyi yok. Benzini yok. Vay be. Direkt elektriği diyorsun Fişe takıyorsun arabayı. Sonra sabah çıkartıyorsun. Ama şarjı biterse hocam. Şarjı biterse kılıyorsun evladım yolda. O zaman da ne yapıyorsun? Yedek pil alıyorsun yanına. Anladım hocam. Ha, pillerle götürüyor. Hatta metrolar var ya Tonguç. Bindiğimiz evet. metrolar. Metrolar elektrikle çalışıyor Tonguç. Vay be. Onlar benzin yakmıyor. Düşünsene bir de o içeride o yer altında benzin yaksın olur biliyor musunuz? Hepimiz karbondioksiden ölürdük. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz karbon ölürdük. Dolayısıyla elektrikle çalışıyor Tonguç. Trenler de aynı şekilde elektrikle çalışıyor değil mi? Aa. Banlio trenleri üstünde böyle elektrik telleri olur. Bu elektrik telleri, tramvaylar bunların hepsi elektrikle çalışıyor Tonguç. Ve elektrik motorları hem çevreye daha az zararlı ve bu sayede ne oluyoruz? Elektriği hareket enerjisine dönüştürüyoruz. Bak elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürürken ne kullanıyoruz? Mıknatısları kullanıyoruz Tonguç. Bak Tonguç'um hareket enerjisi de elektrik enerjisine dönüşebilir. Nasıl dönüşebiliyor musun Tonguç? Bak jeneratör denilen bir zımbırtı var Tonguç. Fabrikatör. Şimdi jeneratörler ne yapıyor biliyor musun? Sen mesela e, böyle şeyler vardır. Şarjlı e, şeyler vardır. Ne ona? Ee, el fenerleri vardır. El fenerleri. Bu el fenerinin böyle yanında böyle bir tane şey vardı halka vardı. Böyle döndürürsen o ışık yayar. Bak hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bunu yaparken jeneratörler de aynı e, hani barajlardaki jeneratörler gibi hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bak hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürürken şunu yapıyoruz. mıkıtsları kullanıyoruz. Nvs kutunu kullanıyoruz. Ben bunu böyle döndürürsem Tonguç veya bunu böyle döndürürsem bunun içinde bir anda ne oluşuyor biliyor musun? Elektrik akımı oluşuyor. Bu elektrik akımı ne yapıyoruz biz? Saç kurutma makinesinde, çamaşır makinesinde, buzdolabında kullanıyoruz sonra. Anladım. Ta barajdan geliyor bu bana elektrik enerjisi. Yani işte. Barajlarda su akıyor böyle Tonguç tamam mı? Suyun aktığı yere ne yapıyoruz? Biz bir tane böyle bir tane türbün koyuyoruz Tonguç. Bu türbin bu hareket ediyor Tonguç. Bu hareket edince bu jeneratöre bağlı Tonguç. Bu jeneratör elektrik üretiyor ve ben bu elektriği ne yapıyorum? Evlerde kullanıyorum Tonguç. Anladım hocam. Demek ki hareket enerjisinde hareket elektrik enerjisinde dönüştürebiliyormuş. Tam tersi Bak hareket elektrik ilişkisinde şunu bilmemiz gerekiyor. Çok önemli bu. Tonguç'um şöyle bir e, demir çubuk aldık. Etrafına bir tel sardık. Ve buraya bir tane amper, akım, ampermetre yani akım ölçer koyduk. Ampermetrenin diğer adı ise elektrik akımı ölçen alet, akım ölçer. Şimdi bunun yanına bir tane mıkası getiriyorum tamam mı Tonguç? Mıknatısı böyle pışt 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 hareket ettiriyorum Tonguç. Bir de bakıyorum burada akım oluşuyor. Aa. Sebebi şu Tonguç. Manyetik alan elektriğe sebep oluyor. Manyetik alanın sürekli bunun üzerindeki değişimi elektriğe sebep oluyor. Ve bir de bakıyoruz ampermetre böyle hani ampermetre şöyle olur böyle bir göstergesi vardır. Bu gösterge 0, 1, 2, 3 diye gösteriyor. Bu gösterge pıt pıt bu tarafa doğru gidiyor. Ulan nasıl olabilir diyorsun? Bunu hareket ettirdiğim için. Demek ki neymiş Tonguç? Hareket berekettir değil mi Tonguç'um? Hareket berekettir hocam. Hareket ettirdikçe elektrik enerjisi üretebiliriz. Peki Tonguç burada önemli olan bir ilişki var. Şimdi bak demin söylediğimiz gibi bu ampermetre, bu demir çubuk, bu tel. Şimdi sen bunu bu tarafa doğru hareket ettirirsen Burada akım oluşur mu Tonguç? Evet hocam. Evet oluşur. Çok dikkat et. Bunu öbür tarafa doğru hareket ettirsen oluşur mu akım? Oluşmaz. Hayır, burada da oluşuyor. Pardon. Bak önemli olan bunların birbirine yakınlaşıp veya uzaklaşması. Eğer yakınlaşıp veya hiç fark etmez. Aralarındaki mesafe değişiyorsa Tonguç, burada akım oluşabiliyor. Peki Tonguç'um, burada akım oluşur mu Tonguç? oluşur hocam. Bu 2V hızıyla bu tarafa dönüyor. Burada yine akım oluşuyor. Peki buradaki akım mı daha fazla oluşuyor, buradaki akım daha fazla? Oluşuyor. A3'teki. Buradaki akım daha fazla oluşuyor, değil mi? Çok zekisin. Çünkü daha hızlı hareket ettiriliyor Doğru. Burada. V2V'den küçüktür. Peki Tonguç, burada akım oluşur mu Tonguç'um? Çok dikkat et. Burada bir cinlik var. Bak, bu hareket ediyor, bu da hareket ediyor. Ha. Ama aralarındaki mesafe değişmiyor Tonguç. Burada akım oluşmuyor. Çünkü ne oluyor Tonguç? Aralarındaki mesafe hep aynı kalıyor. Mesafe önemli yani. Çok. Evet. Aralarındaki mesafenin değişmesi gerekiyor Tonguç. Mesela bak burada değişiyor. Yakınlaşıyorlar. Burada uzaklaşıyorlar. Burada yakınlaşıyorlar. Burada peki Tonguç oluşur mu? Ee, bu iki V ile bu da V. Oluşur hocam. Çünkü aralarındaki mesafe değişiyor. Değişiyor. Bu daha hızlı hareket ediyor. O zaman yakınlaşırlar birbirine Aynen. değil mi? çok zekisin. Bak burada oluşmadığı önemli bir önemli bir çıkarım. Peki sence burada kimi daha fazla akım oluşur? Burada kim daha fazla akım oluşur? Ee, aynı. Evet aynı Tonguç. Aralığındaki mesafenin değişim hızı buradaki de ve buradaki de ve. Evet. Çok güzel, çok zekisin. Gerçekten Tonguç Akademi koma üye olmaya hak kazandın Tonguç. Üye ol evladım. Bu zaten tezemin olduğu oldu, üye herkes hocam. üye olabiliyor Tonguç. Tamam. Herkes hiçbir koşul yok. Herkes ücretsiz bir şekilde üye olabiliyor Tonguç'um. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım.